Demokratik Suriye Meclisi, Suriye hükümeti ile müzakereler ilerletilecek ve savaş sona ereceği Hikmet Durgun Demokratik Suriye Güçlerinin, DSG, siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi, DSM, Suriye hükümeti ile yaptıkları görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. DSM, Suriye hükümeti ile müzakerelerin ilerletilmesi ve şiddetin sona ermesi konusunda anlaştıklarını duyurdu. DSM, Cuma günü Şam'da Suriye hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. DSM Yürütme Konseyi Başkanı İlham Ehmet ve DSM Başkanı Raad Dara Başkanlığındaki DSM heyeti Cuma günü ve dün Şam'da Suriye hükümet yetkilileriyle görüşmeler yapmışlardı. DSM heyeti dün gece saatlerinde Kamışlo'ya giderken, toplantıda memnun ayrıldıkları öğrenildi. Müzakerelerin geliştirilmesi ve savaşın sona ermesi için KOMİTLER kurulacak DSM yetkilileri, yapılan toplantıda müzakerelerin geliştirilmesi ve Suriye'de savaşın sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığını belirtti. DSM'den yapılan yazılı açıklamada bu komitelerin tüm alanlarda oluşturulacağı belirtilerek, toplantı sonucunda diyalog ve müzakerelerin geliştirilmesi, Suriye halkı ve toplumunu tehlikeye atan şiddet ve savaşın sona ermesinin sağlanması, merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulması kararlaştırılmıştır, denildi. Sputnik'e konuşan DSM Dış İlişkiler Sorumlusu Zozan Ürüş, DSM heyetinin Şam'a Suriyeli hükümet yetkililerinin resmi davetiyle gittiklerini ve bazı konuları görüşmek için toplandıklarını söyledi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürt güçlerine diyalog çağrısında bulunmuştu. DSM Eş Başkanı Raad Dara, Şam'daki görüşmeler öncesi yaptığı açıklamada, görüşmelerin herhangi bir ön koşul olmadan gerçekleştiğini söylemişti. DSM kaynaklarından edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyindeki Afrin kentinin Türkiye tarafından alınmasıyla Türkiye nedeniyle diğer elindeki yerler için kaygılan YPG ve DSG, Suriye Devleti ile ilişkilerini geliştirme ve bazı konularda ortaklaşma kararı aldı. Geçen hafta Suriye Devleti'ne bağlı memurlar ve mühendisler DSG'nin elindeki Tabka Barajı'nda çalışmaya başlamıştı. Geçen ay Suriye ordusu ile Kamışlo kentinde 3 kez görüşen ancak görüşmeleri her fırsatta açıkça dile getirmekten kaçınan DSG ve DSM yetkilileri dün Şam'a giderek Suriye devlet yetkilileri ile görüşme yaptı. Suriye'nin kuzeyinde Haseke ve Kamışlo kentinde hem Suriye ordusuna bağlı askerler hem de DSG'ye bağlı güçler bulunuyor. Kamışlo kentinde 3 mahallede Suriye ordusuna bağlı askerler ile devlet kurumları bulunuyor. Kamışlo'da ordunun kontrolündeki askeri havaalanı da halka açık durumda. Halep kentinde ise Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahallesi YPG'nin kontrolünde bulunurken, YPG Mart ayında Halep'te 6 mahalleyi Suriye ordusuna bırakmıştı.